Merhabalar, ben Begüm Karaman'a mutfağıma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi TikTok tariflerini deniyoruz. Daha önce iki tane TikTok tarifini denemişim. Bir fit dalgona, bir de yerine bir kurabiye hamuru. Onları bir önceki videolarımda bakabilirsiniz. Ben bayağı bir TikTok'a sardım bu ara. İşte bir sürü şey, hani video izliyorum YouTube'da da aynı zamanda. Ülkemizde de popüler olmaya başladım. Biz neden hani daha popüler yapmayalım ki dedim ve ben de denemek istedim. Ama küçük bir değişim yapacağız. Videoların orijinalini koyacağım ben yaparken zaten ekrana. Siz oradan da bakabilirsiniz ama biz ufak değişim dedim ya, o da şöyle olacak. Beyaz un yerine tam buğday unu, işte şekerli bir şeyse şeker sahne nasıl getirebiliriz diye bakacağız. Neyse, yaparken göreceksiniz, nasıl başlayacağımızı söyleyeceğim. Ya tabii ki de daha sağlıklı hale getireceğiz diyorum ama ne kadar sağlıklı olabilir ki, hani sonuçta değineceğim şeyleri göreceksiniz zaten. Elimizden geldiği kadar en azından yapacağız. Nasıl başlayacağım hemen söylüyorum size. Öncelikle pişmesi en uzun sürenden başlayacağız. Daha sonra diğerleri zaten hemen pıt pıt 2 dakikada olacaktır diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Videoda ne pişirme süresi ne böyle, yani çok detay yok. Zaten göreceksiniz videoları. Biz yani bunları nasıl başaracağız bilmiyorum ama deneyip göreceğiz. Umarım başarılı olabiliriz. Neyse, hemen başlayalım o zaman. Kamerayı böyle aldım, çok daha iyi oldu diye düşünüyorum. İlk olarak pişirmesi en uzun sürenden başlayacağız demiştim ya. Hemen malzemeleri de çıkarttım. Dondurmalı ekmek yapacağız. Hem de iki malzemeyle. Aslında videoda vanilyalı dondurma kullanıyorlardı. Ve normal beyaz un. Biz istediğimiz, yani benim evimde olan dondurma buydu. Bunu kullanacağız. Ve tam buğday unuyla yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Sadece iki malzeme. Yani... Hadi deneyip görelim o zaman. Ben mutfak tartısını aldım önüme. Üzerine de bir tane kase koydum. Şimdi dondurmadan 300 gram koyacağız. Aslında orada kap ölçüsüyle gösteriyor ama ben onu baktım hemen internetten. Ben kendi kullanacağım gramajları da yazacağım zaten. 300 gram dondurma koyuyoruz. O vanilyalı kullanıyor ama ben dediğim gibi şu dondurmayı kullanacağım. Vişne, bitter ve vanilya. Karışık. Yani ortaya çıkarsa. Dondurmamızı şöyle aldım bir kaseye. Burada duruyor. 175 gram da dedim ya videoda. Şimdi 300 gram dondurmamızı aldık ama videoda çok erimiş duruyordu dondurma. Biraz daha erimesini bekleyeceğim. Eğer tamamen erimezse mikrodalga atacağım. Çok hani daha da erimesi için, daha hızlı erimesi için istediğimiz için. Şimdi hemen mikrodalga tenceresini aldım önüme tekrar. Açıyorum, başlatıyorum. Şimdi 175 gramda tam buğday unu kullanacağım. Videoda normal un kullanıyorum, biz tam buğday unu kullanacağız. Sonra bunları ikisini karıştırıp baton kalıba dökeceğiz. Sonra ekmek olacak. Göreceğiz. Koyuyordu içine. Çok güzel görünüyordu. Çünkü vanilya diye hani renk geçişi oluyordu. Şimdi bizim tarifimizi içine koyarsam içinde görünmeyecek. Ben diyorum ki üzerine dökelim. Hani dışında böyle hani süs gibi olur, dekor gibi olur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Dondurmalı ekmeğimizi fırına attık. Şimdi ben malzemeleri çıkarttım. Diğer tarifimize geçiyoruz.
Bu arada dondurmalı ekmek 180 derecede 25 dakikada pişiyormuş ama takip edeceğiz. Fırından fırına göre değişebilir sonuçta. Diğer tarifte ben pratik tarifleri çok seviyorum. Mikrodalgadaki tariflere bayılıyorum. Zaten mikrodalgada omlet yapmıştık, onu da izleyebilirsiniz bir önceki videodan. Bu sefer farklı bir boyuta geçiyoruz ve mikrodalgada pizza yapıyoruz. Hem de hamuruna kadar her şeyini yapacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi siz videoyu izleyebilirsiniz zaten, hani orijinali. Well, I wanna know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you, it seems like I can't get to you. Thought I was good, yet I'm feeling blue. Feels like I'm alone in this game for 2 years. Tell me what you wanna do, live your life, no stopping you. When you're up late nights, who you talking to? Let me know, I'm so good. Dört kaşık un kullandık. Bir kaşık kabartma tozu. 3 yemek kaşığı süt koyuyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzerine pizza sosu kullanıyor ama benim pizza sosum yok. Şöyle domates püresi var. Zaten herkes evinde vardır büyük ihtimalle. Ve şöyle rende mozzarella'm var. Direkt rende mozzarella koyacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Hemen tadına bakalım. Hemen tadına bakıyoruz. Mikrodalgada 2 dakikada yaptığınızı düşünürsek bence süper. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi hemen diğer tarife geçiyoruz. So they say you can make quesadillas in a toaster. Add any kind of cheese on half a tortilla. Fold the tortilla in half and tuck in the sides. Pop it in a toaster and wait a couple minutes. When it's done, there's no mess. It's cheesy and crispy. Kızartma makinesi ihtiyacımız var. Bir de tortilla ekmeğine. İkisi de var. Yani bize lavaş verir işte. Bununla deneyeceğiz. Tam bu da yunlu. Şöyle göstereyim. Ve mozzarella koyacağım. Koyduk peynirimizi tortillamızın ortasına. Şöyle patlıyordu. Umarım başarılı olabiliriz. Şu şekilde yapıp tost makinesi, ekmek kızartma makinesine koyuyordu ama sığmıyor ki. Hah, sığdı. Şöyle. Tarif de benden tam not aldı. Resmen hiçbir şey kirletmemize gerek kalmadan 2 dakikada tost makinesinde hallettik. Ve çok çok güzel olmuş. Bir dahaki sefere daha bile fazla peynir koyabilirim. Guys, you're so beautiful. You're so beautiful. Is it easier to say? Kullanıyoruz. Ekmeği böyle bir oklavayla falan düzleştirmemiz gerekiyordu ya da bir şeyle ama öyle bir şeyim yok diye hemen böyle bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sonra şöyle ekmeğin kenarlarına çatalla eziyorum. Badem ezme tost gibi oldu. Dürüst olacağım. Bence çok lezzetli. Çünkü ben badem ezmesini çok seviyorum. Ama içinde sanki birazcık daha tatlılık istedim. Yani badem ezmesiyle mesela çilek reçeli gibi bir şey karıştırıp içine koysaydım çok daha iyi olurdu. Ama iyi bir fikir bir şey. Hemen böyle pratik bir alternatif gibi. Dondurmalı ekmeğimiz fırından çıktı. Şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel kokuyor ve çok güzel görünüyor. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonra tabağı alıp keseceğiz. Bakalım nasıl olacak.
yiyeceğim. Böyle ortasından keseceğim. Nasıl olsa ben yiyeceğim. Şöyle hemen içini de göstereceğim size. Demeli bir şeye göre çok çok başarılı. Gerçekten brownie gibi olmuş yani. Neyse o zaman artık videoyu kapatayım ben. Benden bu da geçer not aldı. Artık kapanışa görüşürüz. Sonlandırmak istiyorum. Beraber değişik TikTok tariflerini denedik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.